salih tuna meral hanım aldığı o rüşveti ya geri verirse doğrusu iyi dümendi Evvela Meral Hanım'ın partisinin seçime sokulmayacağı, engel olunacağı söylemleri üzerinden kallavi bir mağduriyet oluşturuldu. Sonra da şu bizim demokrasi kahramanları arza endam etti. Bunlardan biri Bay Kemal'di. Tam 15 adet CHP milletvekilini hiç gözünü kırpmadan Meral Hanım'ın partisine bağışladı. Öyle bir kahramanlık coşkusuna kapıldı ki bir partiden diğer partiye geçen milletvekilleri hakkında partiye ihanettir, seçmene ihanettir, böyle bir karakterde çıkacak milletvekilinin olduğuna inanmıyorum. 23 Haziran 2016. Dediğini bile unuttu. Meral Hanım mı? O da Bay Kemal'den daha az değildi. Geçtiğimiz Ocak ayında İpin Çankırı binasının açılışında CHP ile partisinin yan yana getirilme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp bulduğunu söylediği halde o 15 CHP milletvekiliyle mecliste grup kurdu. Aslında kahramanlık gerektirecek bir durum yoktu. Zira Meral Hanım'ın partisiyle aynı durumdaki Emine Ülker Tarhan Hanımefendi'nin partisi seçime sokulmuştu. Zaten YSK'da çok geçmeden ipin seçime girmesinde hiçbir engel olmadığını açıkladı. Peki lider sultasına boyun eğmeyen o fikri hür vicdanı hür 15 adet yiğidi. Bay Kemal boşuna mı Şark hizmetine gönderdi? Şark lafın gelişi iyi yani. Elbette hayır. Rüşvet mesabesindeki o 15 adet milletvekili marifetiyle Meral Hanım'ı borçlandırmak istedi. Neden mi? Neden olacak? Çatı adayına razı olsun diye. Gel gelelim Meral Hanım hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekiliyle grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana gül için çekil derlerse çekilmem diyor. Şayet pazarlık için böyle konuşmuyorsa, hem o 15 adet milletvekilini geri vermiyor hem de res çekiyor demektir. Kemal Sunal'ın tokatçı filmi gibi, hani Muhtemed'in para dolu çantasını çalayım derken elindeki bavulu da kaptırmıştı. Bay Kemal madem çatı adayına razı olmuyorsun deyip o milletvekillerini geri alır mı? Bence sıvatmaktan maada bu riski göze alamaz. Meral Hanım ondan erken davranıp alın rüşvetinizi ben sözümden dönmem diyerek o milletvekillerini gece yarısı CHP genel merkezi önüne bırakırsa ne olacak Salih Tuna sabah